Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin yapabileceği kolaylıkta pişmaniye gibi tel tel ayrılan muhteşem bir açma tarifi hazırladım. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Açmanın hamuru için ilk olarak 1 su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 paket istant maya, 2 yemek kaşığı şeker ekledim. Maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırdıktan sonra şimdi üzerine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ ve 2 tane de yumurtanın akını ekledim. Yumurtanın sarılarını açmanın üzerine sürmek için kenara ayırdım. Şimdi önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine 1,5 tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarifte toplamda 6 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Herkesin ununun markasına, kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamuru yoğurma kabının içerisinde kabaca toparladıktan sonra biraz un serpiştirmiş olduğum tezgahın üzerine alıyorum ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Sizlere de hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi de o kadar güzel olacaktır. Özellikle poğaça ve açma hamuru hazırlarken olabildiğince yumuşacık bir kıvamda hazırlamaya çalışın. Hamuru ne kadar yumuşacık kıvamda hazırlarsanız yaptığınız poğaça ve açmalar da o kadar yumuşacık olacaktır. Ben hamuru güzelce yoğurduktan sonra tekrar yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine bardağın altında kalan sıvı yağını sürdükten sonra bir streç filmle örterek oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Benim hamurum oda sıcaklığında 1 saatte mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için bu şekilde toparlıyorum. Bu işlem çok önemlidir. Kesinlikle bu işlemi atlamayın. Hamur mayalandıktan sonra maya kokusunu almazsanız yaptığınız açmalardan ve poğaçalardan maya tadı alabilirsiniz. Hamuru yoğurma kabının içerisinde kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım. Şimdi elimle açmaya başladım. Zaten hamurumuz o kadar yumuşacık bir kıvamda ki elimle kolaylıkla açabiliyorum. Hamuru kısa süre içerisinde kenarlarından çekiştirerek kare bir şekilde açtım. Şimdi merdane ile açmaya devam ediyorum. Bu arada bu aşamada hamuru açarken kesinlikle un serpiştirmedim ama sizler hamuru açarken baktınız ki yapışıyor. Üzerine çok az miktarda un serpiştirerek açabilirsiniz. Hamuru biraz da merdane ile açtıktan sonra şimdi üzerine oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan 150 gram tereyağını sürüyorum. Ben tarifimde tereyağı kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler aynı ölçüde margarin kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli püf nokta kullandığınız yağın mutlaka oda sıcaklığında yumuşamış olması gerekiyor. Hamurun her yerine gelecek şekilde tereyağını sürdükten sonra kenarlarından içe doğru katladım. Daha sonra elimle biraz daha açtım ve katlamış olduğum bölüme de bolca tereyağından sürdükten sonra hamuru zarf şeklinde katlıyorum. Açmış olduğumuz hamuru tekrardan beze haline getirdikten sonra
Buzluğa kaldırarak yarım saat bekleteceğiz. Böylelikle hamurun arasına sürmüş olduğumuz tereyağı donacak ve ikinci açma işlemi daha kolay olacak. Şimdi hamuru zarf şeklinde katlayarak tekrar beze haline getirdik. Bir tabağın içerisine alarak üzerinin kurumaması için bir streç filmle örtüyorum ve buzluğa kaldırıyorum. Bu arada dilerseniz hamuru akşamdan bu şekilde hazırlayıp buzluğa değil de buzdolabının normal bölümüne kaldırıp sabaha kadar bekletebilirsiniz. Sabah kalktığınızda açmaları hızlı bir şekilde hazırlayıp kahvaltınıza pişirebilirsiniz. Ben hamuru buzlukta yarım saat beklettikten sonra şimdi biraz un serpiştirmiş oldum tezgahın üzerine aldım ve yine parmak uçlarımla açmaya başladım. Hamurumuz yine bu aşamada yumuşacık bir kıvamda olduğu için elimle kolaylıkla açabiliyorum. Hamuru biraz açtıktan sonra üzerine çok az miktarda un serpiştirerek merdane ile açmaya devam ediyorum. Bu aşamada hamuru çok kocaman bir şekilde açmayacağız. Fırın tepsisi boyutunda açmamız yeterli olacaktır. Hamuru bu şekilde katlayarak açmamızı hazırladığımız için açmada piştikten sonra kat kat pişmaniye gibi tel tel ayrılan bir açma oluyor. Üstelik görmüş olduğunuz gibi açmanın hazırlanması çok çok kolay. Vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederek tarifimi evinizde sizler de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Hamuru açtıktan sonra ilk olarak ortadan ikiye böldüm. Daha sonra da bölmüş olduğum iki tarafı da 6'şar şerit olacak şekilde kesiyorum. Hamuru 12 şerit olacak şekilde kestikten sonra şimdi her bir şeritin uç kısmından tutarak bu şekilde vuruyorum. İnanın bu yöntemle açma hazırlamak çok çok kolay. Üstelik yumuşacık ve çok lezzetli bir açma oluyor. Böylesini pastanelerde bile bulamazsınız. Tarifimi bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra sizler de çok çok beğeneceksiniz. Bütün hamur parçalarını vurduktan sonra şimdi açmaların son şeklini vermeye başlıyoruz. Vurmuş olduğum hamur parçalarını dört parmağımın etrafında sarıyorum. Daha sonra da parmaklarımı içerisinden çekerek açmanın son şeklini vermiş oluyorum. Hazırlamış olduğum açmaları altına yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine alıyorum ve hamurum bitinceye kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Bütün açmaları hazırlayıp tepsinin içerisine aldıktan sonra önceden ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 50 derece fırının içerisinde 20 dakika tepsi mayası için beklettim. Görmüş olduğunuz gibi açmalar puf puf kabardı. Açmanın hamurunu hazırlarken üzerine sürmek için 2 tane yumurta sarısını kenara ayırmıştık. Şimdi yumurta sarılarının üzerine 1 yemek kaşığı da sütü ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra açmaların mayasını söndürmeden dikkatli bir şekilde üzerine sürüyorum. Daha sonra açmaların üzerine bolca mavi haşhaş serpiştiriyorum. Ben açmalara mavi haşhaşı çok yakıştırıyorum. Dilerseniz sizler sade olarak da pişirebilirsiniz. Açmaları önceden ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Açmaların altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen doku testine geçiyorum. Tel tel ayrılan pamuk gibi yumuşacık muhteşem bir açma tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizler de beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.